Kayseri'de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı. Tören kapsamında 50 adet tekerlekli, 84 adet ise akülü sandalye ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende konuşma yapan Başkan Uzunoğlu şunları ifade etti. Saygıdeğer misafirlerimiz, Pınarbaşı Belediyesi ve Hollanda Türk Federasyonu'na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı tarafından organize edilen ve Hollandalı hayırsever kardeşlerimiz tarafından hibe ve bağış yapılarak Kayseri'deki engelli kardeşlerimizin engelini kaldırmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Umut Köprüsü Derneği Başkanı Tahsin Çetinkaya ise şöyle konuştu. Bugüne kadar sayısız şekilde tekerlekli ve akülü sandalye ile ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Daha iki gün önce Kırşehir'de 82 akülü, 65 tekerlekli sandalye dağıttık. Şimdi Kayseri'deyiz. Hollanda'daki hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla alınan 50 adet tekerlekli ve 84 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza teslim etmek için aranızda bulunuyoruz. Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan artık çıkmıştır değerli arkadaşlar. Bütün ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin de topluma kazandırılması, onların toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü katkıyı vermeye ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarımızı başlattık ve buna devam etmek için gayret sarf ediyoruz. Dağıtacağımız bu araçların vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Kaçep İl Başkanı Serap Şule Kalın'da yapılan organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuyla ilgili şunları ifade etti. Bugün burada bu kıymetli organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Tabii engeller baktığımız zaman öncelikle engelin kalplerde, gönüllerde ve sevgi yoksunluğundan kaynaklandığının bilinciyle her türlü engelleri açmak için biz de Kaçep İl Başkanlığı olarak Milliyetçi Hareket Partisi bünyesi içerisinde kadın, aile, çocuk ve engelli politikalarıyla genel merkezimizi şekillendirdiği çizgide Kayseri'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızla, engelli derneklerimizle bir araya geliyoruz. Bugün yine burada engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan, siz kıymetli misafirlerinizle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese, özellikle Hollanda Federasyonumuzun kıymetli başkanına ve temsilcilerine, orada bulunan kıymetli kadın kollarına ve temsilcilerine, herkese ve Pınarbaşı Belediye Başkanım, kıymetli büyüğüm hem de Uzunoğlu Beyefendi'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.